Selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere motorunuza yanlışlıkla fazla yağ doldurduysanız fazla olan kısmını nasıl boşaltabilirsiniz onu göstereceğim. Motorda fazla yağ pert olmasına neden olacaktır ve buna sebep olan şey motorunuzdaki dönen parçaların yağ haznesindeki bulunan yağya çarptıkça yağı köpük haline çevirir ve köpük halinde olan bir yağ pompalanamaz ve bu yüzden de motorunuz yağsız kalır ve bir zaman sonra tamamen aşındığı için hiç kullanamazsınız. Bu bahsetmiş olduğum durum ancak siz yağınızı maksimumdan fazla doldurduysanız olur. Aksi takdirde minimumla maksimum çizgisi arasında yağınızın miktarı olduğu sürece bir sorun olmaz. Şu çizmiş olduğum yeşil çizgi yağ haznesinin maksimum çizgisidir ve o bölgeden yukarıya daha fazla doldurursanız görmüş olduğunuz şaftlar yağya çarpar ve sürekli bu çarpma sonucunda yağınız kullanılmaz bir hale gelir. Göstereceğim metotla arabanın altına girmeden kolay ve çabuk bir şekilde yağınızı normal bir seviyeye getirebilirsiniz. İhtiyacımız olan malzemeler 1 adet 10 mililitrelik şırınga, 'plastik şişeden kesmiş olduğum küçük bir kabım var. Çıkaracağım fazla yağı onun içine dolduracağız. Şırıngamıza uyacak hortumumuz, temizlememiz için biraz kağıdımız var. İlk önce yağ miktarını kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi yağının miktarı maksimum çizgisinin biraz altında. Tam olması gerektiği gibi. Ancak ben göstermelik size örnek olarak yaklaşık 200 mililitre motora ekleyeceğim ve 200 mililitre geri çekeceğim. Siz ne kadar çekeceğinizi bilmediğiniz için sürekli kontrol etmelisiniz ve her kontrol ettiğinizde yağ çubuğunu iyice temizleyin. Kirli bir şekilde motorunuza geri takmayın. Yoksa motorunuzun içine giren çöpler motorunuza zarar verecektir. Aynı şekilde hortumu da her defasında temizlemelisiniz. Şimdi yapmanız gereken şey hortumu yağ kontrol borusundan içeri sokuyorsunuz ta ki dibe ulaşıncaya kadar ve sonra şırıngayı takıp çekmeye başlıyorsunuz. İlk önce yağ gelmeyecektir hortum boş olduğu için. Bir kez çektikten sonra hortumu kaplayıp şırıngayı söküyorsunuz. Şırınganın içindeki havayı çıkardıktan sonra yine hortuma takıyorsunuz ki bir sonraki emme işlemini yapabilirsiniz diye. Bu işlemi tekrar tekrar yapmak zorundasınız ta ki istediğiniz sonucu alana kadar. Hortumu kaplamayı sakın unutmayın. Yoksa hortumun içindeki yağ kaplamadığınız için geri akacaktır. Gördüğünüz gibi motordaki yağ yine aynı miktarda, maksimum çizgisinin biraz altında ve bu da normal bir şekilde işlevini görecek demektir. Bu videodan da bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve yorumlarda ne düşündüğünüzü yazmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.